Saygıdeğer Divan, Sayın Genel Başkan Yardımcım, çok kıymetli bakanlarım, çok değerli Teşkilat Başkan Yardımcımız, il koordinatörlerimiz, birlikte çalışmakla her zaman büyük keyif aldığım, gurur duyduğum, vali olarak çalışmakla gurur duyduğum bugün Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, kardeşim, önceki dönem bu görevi başarıyla yapan 22, 23, 24. dönem milletvekilliği görevini yapan, bugün Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü olan çok değerli kardeşim, çok kıymetli ilçe başkanlarımız, il başkanlarımız, önceki dönem il başkanlığı görevini yapan Fikret Başkanımızın şahsında bugün kongremize teşrif ederek gücümüze güç katan çok değerli önceki dönemki il başkanlarımız, her zaman el ele gönül gönüle ülkemizin geleceği için bir medeniyet yolculuğunu gerçekleştirdiğimiz Cumhur İttifakı'nın çok değerli temsilcisi, il başkanı, ilçe başkanı kardeşlerim, değerli il genel meclis başkanımız, belediye başkanlarımız, kadın ve gençlik kolları başkanlarımız, varlıklarıyla her zaman güç aldığımız çok değerli muhtarlarımız, velhasılı kelam isimlerini unutabilirim. Uzaktan ve yakından kongremize teşrif ederek değer katan, değer kazandıran, anlam kazandıran çok değerli misafirlerimiz, değerli basın mensupları, saygıdeğer hanımefendiler, çok değerli beyefendiler, AK Parti Bilecik 7. İl Kongresi'ne hoş geldiniz diyor. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, her zaman dediğimiz bir şey var. AK Parti birilerinin bir araya gelerek kurmuş olduğu bir parti değil. AK Parti milletin kurduğu, tabelasını milletin astığı ve medeniyetimiz, Türk İslam medeniyetinin temsilcisi olan, sancaktarlığını üstlenen bir teşekkülün adı. Bu teşekkül ki yeni bir isim olsa da aslında bu yolculuğa 1071'de Sultan Alparslan nasıl kefenli giyerek Malazgirt Ovası'na çıktıysa, 1299'da dedemiz Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi Hazretleri vatan, bayrak, toprak için nasıl bu bölgemize yerleşti ve burada hükümran olduysa, 1453'te Fatih Sultan Mehmet hangi inançla, hangi gayretle, hangi azimle, hangi düşünceyle Bizans'ın surlarına o şanlı sancağı diktiyse ve Sultan Abdülhamit Han en zor şartlarda dahi 33 yıl bu bayrağı hangi inançla, azimle gemiyi batırmadan götürdüyse, Kurtuluş Savaşı döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ya istiklal ya ölüm diyerek ayağındaki yırtık çarıklarla bu milleti nasıl cihat noktasında, bağımsızlık noktasında, medeniyet yolculuğunda azimle yürüttüyse, işte 14 Ağustos 2001 tarihinde milletimiz bu yolculukta kendilerine yeni bir rehber bulma noktasında harekete geçti ve liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Erdemlilerden oluşan bir gruba dedi ki bundan sonra sizi bizim rehberimiz olarak seçiyorum ve tabelasını da Adalet ve Kalkınma Partisi olarak açıyoruz dedi. Bu dava bu yolculukta başladı ama geçmişten gelen inançla, azimle ve oradan aldığı ilhamla başladı. Ve o gün bir söz söylendi. Ne dedik? Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedik. Allah'a çok şükürler olsun. Müsbet anlamda, pozitif anlamda hiçbir şey 14 Ağustos 2001 tarihinden itibaren eskisi gibi olmadı. Hayal denilen birçok olayları, birçok eserleri, birçok icraatları ak kadrolar el ele, gönül gönüle vererek gerçekleştirdiler. Ben bu güzel icraatları gerçekleştiren, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere kabinelerimizdeki tüm bakanlarımıza, teşkilatımızın tüm organlarına, mevcut bakanlarımız ve teşkilat başkanlarımızın şahsında hasreten şükranlarımı arz ediyorum. Gerçekten uzun bir yolculuk. Dile kolay değerli kardeşlerim. Bir ülkede belki genç kardeşlerimiz 2002 öncesi Türkiye'sini bilemeyen kardeşlerimiz de olabilir. Güneş doğduğunda yarının ne getireceğini bilinmeyen zamanlardan Allah'a çok şükür. Bugün medeniyet yolculuğumuzda yarını da artık 2023, 2053, 2071 planlamasını yapan Türkiye'ye geldi. Sadece kendi derdini düşünen bir ülkeden memurumun maaşını nasıl ödeyeceğim diyen bir ülkeden bugün ümmeti ne yapacağım? Dünyadaki mazlumları, mağdurları nasıl refaha, huzura kavuşturacağım bir Türkiye'ye geldi. Ve değerli kardeşlerim, tüm bu güzel şeyler sizlerin inançla, azimle, samimiyetle, desteğinizle gerçekleşen şeyler. Peki bunlar yapılırken Bilecik'te neler oldu? Biz siyasete ilk başladığımızda Fahrettin Bey de bilir, Bilecik'te Bozüyük-Mekke yolunu yaparsanız, Bilecik'in suyunu getirirseniz, geriye bir şeyde bir de üniversite kurarsanız geriye bir şey kalmıyor. Artık siz yıllarca burada iktidar olursunuz derlerdi. Bunları yaptık mı? Allah'a çok şükürler olsun ki yaptık. Ben bu anlamda bunların yapılmasına katkısı olan tüm milletvekillerimizi, bugün gelemediler, Halil Bey kardeşimi ve Fahrettin Bey kardeşime teşekkür ediyorum. Bunların üzerine akla hayale gelmeyen daha neler yaptık? Bakın, doğalgaz, o ilk başladığımız zamanda Bilecik için hayal, Türkiye için de bu oranda hayaldi. Ama bugün doğalgazın girmediği ilimiz kalmadı. Bilecik'te Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. İlçelerimize varıncaya kadar doğalgaza ulaştık. İnşallah pozitif ayrımcılık da yaparak beldelerimize de, köylerimize de gelecek zaman dilimi içerisinde doğalgazla buluşmanın hayalini, heyecanını yaşıyoruz. Hızlı tren hayalimizde yoktu ama sadece Bilecik değil, Türkiye'nin her yönünü hızlı tren ağlarıyla örüyoruz. Stadyumlar eskiydi. Sayın Bakanımız buradalar, kendilerine teşekkür ediyoruz. O kadar hızlı çalışıyoruz ki şu kongresini yaptığımız kapalı spor salonunun daha resmi açılışını yaptık. İşte Bilecik Stadyumu. İnşallah gelecek zamanda, önümüzdeki yıllarda Bozüyük Stadyumu, Osmaneli, Gölpazarı statlarını, pazar yeri statlarını ve ilçelerimizdeki diğer statları gençliğimiz için hep birlikte gerçekleştik. Devlet hastanelerimizi yerine getirdik.
Bunları saymak bile saatleri bulabilir. Bunları konuşmak dile kolay. Bunları çok rahat ortamlarda yapmadık biliyorsunuz. Biz 18 yıllık iktidarımızda 15 kere komplo ile karşılaşan bir iktidarız. Ama her olayda milletimize başvurduk ve 18 yıl içerisinde milletimizin samimi destekleriyle 14 seçimi de kazanmış ve milletimizden icazet almış bir iktidarız. Bizim gücümüz milletimiz, bizim gücümüz teşkilatlarımız, bizim gücümüz Cenab-ı Hak, inanan insanlar ve masumların duasıdır. Aslında böyle ortamları da kürsüye çıkınca çok özlediğimizi görüyorum. İnşallah tez zamanda bu illetten hep birlikte tüm insanlık olarak kurtuluruz. Birbirimizle kucaklaşacağımız güzel zamanlara hep birlikte ulaşırız. Ben kongremize gelerek anlam katan, değer katan, başta genel başkan yardımcımız, bakanlarımız, teşkilat başkan yardımcımız, önceki dönem milletvekillerimiz, çok değerli Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız, il koordinatörümüz ve koordinatörlerimiz, siyasi partilerimizin ve Cumhur İttifakımızın çok değerli başkanları, yöneticileri, ilimizin sivil toplum örgütlerinin çok değerli yöneticilerine, teşkilatımızın tüm değerli mensuplarına, belediye başkanlarımıza, kadın ve gençlik kolları teşkilatlarımıza, başkanlarımıza ve teşrif eden tüm kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde daha nice böyle aşkla, heyecanla, gururla, azimle, samimiyetle böyle güzel birliktelikleri yaparak buradan alacağımız enerjiyle, güçle inşallah milletimize hizmet yolunda devam edelim diyorum. Ve bu kongreyle seçilen yeni il başkanımız Serkan Yıldırım kardeşime, ona çok inanıyor, güveniyoruz. İnşallah başarılı çalışmalarla şehrimizin hak etmiş olduğu hizmetleri, bu zamana kadar ki başkanlarımızla birlikte yaptığımız çalışmalarda olduğu gibi el ele, gönül gönüle vererek kazandıracağımıza inanıyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Hepinize en içten selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun.